İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Karadeniz bölgesindeki bazı yerleşim yerlerinde afet yardım çalışmaları devam ediyor. Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı bugün Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri yerastındaki Ermeni mevzilerine ateş açtı. Artsak Devlet Başkanı bir karara imza attı. Stepanakert'te 1200 daire, köylerde 20 yeni mahalle. ABD, Agitmis grubu eş başkanlık sürecini destekliyor. Tadilattan sonra Cavak'taki Damala Kültür Evi açıldı. Almanya, Türkiye ve diğer ülkelerden askerlerini Libya'dan çekmesini istedi. Wanderlust Seyahat Dergisi'nin internet sitesinde Ermenistan Cumhuriyeti'ni temsil eden bir sayfa oluşturuldu. Batı Ermenistan'ın orta ve kuzey bölgelerinde dün şiddetli yağışlar doğal afete dönüştü. Yaklaşık 7 saat süren yağışlar dağlarda sele neden olurken Hamşen bölgesindeki çok sayıda yerleşim biriminde büyük hasarlara neden oldu. Felaket sonucu 7 kişi hayatını kaybederken 2 vatandaş ise halen kayıp. Evler, dükkanlar, kamusal öneme sahip yerler yıkıldı. Bazı dağlık yerleşim yerlerinde çamur tabakası 1,5 metreye kadar ulaştı. Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı'nın Basın ve Halkla İlişkiler Departmanlığı'ndan Armenpress'e aktarılan bilgiye göre 16 Temmuz sabahı saat 11'den itibaren Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı birlikler Ermenistan-Azerbaycan sınırının Yeras bölümünde bulunan Ermeni mevzilerine ateş açtı. Ermenistan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri birimleri karşı eylemlere başvurdu. Ermeni tarafında can kaybı mevcut değil. Artsakh Devlet Başkanı Arayik Harutyunyan'ın kendi sosyal medya hesabı Facebook sayfasında 44 günlük Artsakh Savaşı'nda hayatını kaybedenlerin ailelerine, kaybolanlara veya evsiz kalanlara barınma sağlamak için bir proje imzaladığını yazdı. Projeye göre Stepanakert'te yaklaşık 1200 dairelik apartmanlar inşa edilecek. Ülkenin kırsal bölgelerinde en az 20 yeni yerleşim bölgesi inşa ediliyor ve bu çerçevede 36'dan fazla köyün yerinden edilmiş sakinleri için 2297'den fazla konut inşa edilecek. Stepanakert şehrinin emlak ana pazarlarından yaklaşık 1000 apartman ve 500'den fazla daire satın alınacak. Cumhuriyet bölgelerindeki emlak pazarlarında yaklaşık 70 daire ve 1000 adet daire ise satın alınıp tadilatı gerçekleştirilecek. Proje kapsamında inşaat halindeki yerleşim yerlerinin iyileştirilmesi, altyapı inşaatı veya yenilenmesi, yerleşim alanlarının mobilyası sağlanacak. Proje, Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Bütçesi, Artsakh Cumhuriyeti Devlet Bütçesi, Hayastan adlı Tüm Ermeniler Fonu ve kanunen yasak olmayan diğer yollarla finanse edilmektedir. Armenpress tarafından verilen habere göre Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, Amerika'nın Sesi Ermeni Servisi'nin sorularına yanıt olarak yaptığı açıklamada şöyle dedi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, Artsakh Dağlık Karabağ sorununun Agitmis grubu eş başkanları çerçevesinde barışçıl bir şekilde çözülmesine desteğini ifade ederek, Amerika Birleşik Devletleri'nin Agitmis grubu eş başkanlık sürecini desteklediğini ve kalıcı bir çözüme ulaşılmasında toprak bütünlüğü, eşit haklar ve halkların kendi kaderlerini tayin hakkı ilkeleri üzerine taraflara yardımcı olmaya kararlı olduğunu vurguladı. Jinev adlı basın ajansı, Cavak'taki çöküşün eşiğindeki Damala Kültür Evi'nin yenilendiğini ve kapılarını 14 Temmuz'da öğrencilere açtığı haberini verdi. Aspinza bölgesindeki tek Ermeni köyünün Damala Kültür Evi 1936 yılında inşa edilmiş ve en son yaklaşık 40 yıl önce yenilenmiştir. 16 Aralık 2017'de köydeki Karin adlı dans grubunun konseri sırasında sahne çökmüştü. Buna göre Damala Kültür Evi Başkanı Varsenik Sahakyan'ın önerisiyle Damala Köyü muhtarı ve vekilinin Aspinza Belediye Başkanı Rostom Magrakvelidze'ye hitaben önerisiyle kültür evini yenilemeyi başardılar. Kültür evinin açılışına Vali Besik Amiranashvili, Aspinza Belediye Başkanı ve Sakrebulo Başkanı ve diğer yetkililer katıldı. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, yabancı birliklerin Libya'yı derhal terk etmesi gerektiğini belirtti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısı öncesinde yayınlanan açıklamasında Maas,
sürecin Suriyeli paralı askerlerle başlaması gerektiğini söyledi. 23 Haziran'da Berlin'de yapılacak olan Libya konulu ikinci toplantıda alınan kararların uygulanması, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin gelecek oturumunda ele alınacak. Berlin toplantısında yabancı askeri temsilcileri Libya'dan çekmeyi taahhüt eden Türkiye, Rusya, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de aralarında bulunduğu 16 ülkenin üst düzey temsilcileri katılmıştı. Ancak Ocak ayındaki ilk toplantıda bu ülkeler tarafından aynı taahhütler verildi ancak taş yerinden oynamadı. Birleşmiş Milletler verilerine göre Libya'da halen yaklaşık 20 bin yabancı asker var. Daha önce Türkiye, Libya'daki çatışmalarda yer almak üzere bölgeye Suriyeli paralı askerler gönderdiğini itiraf etmişti. Ancak şu anda bu paralı askerlerin hangi kısmının hala ülkede, hangi kısmının ise Libya'dan çıkarıldığına dair net bir veri yok. Artsakh'a karşı başlatılan 44 günlük savaşta Türkiye'nin de yardımıyla çok sayıda paralı teröristin de yer aldığını hatırlatmak gerekir. Ermenistan Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı'nın Turizm Komitesi'nin daveti üzerine meslektaşıyla birlikte ilk kez Ermenistan Cumhuriyeti'nde bulunan İngiliz Seyahat Dergisi Wanderlust'ın baş editörü, kendi düşüncesine göre Ermenistan gibi az bilinen gizemli bir ülkeyi keşfetmek sadece İngiliz turistler değil tüm turistler için çekici seyahat noktalarından biri olmak için tüm ön koşullara, zengin tarih ve kültür, lezzetli mutfak, sıcak ve misafirperver insanlara sahip dedi. Wanderlust Seyahat Dergisi özellikle alışılmadık, az bilinen destinasyonları seçen Büyük Britanya, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Körfez ülkelerinden gelen gezginleri hedef alıyor. Aynı isimli site aylık 1,5 milyon ziyaretçi tarafından ziyaret edilmektedir. Ermenistan Cumhuriyeti'ni turistlere sunan sayfa düzenli olarak güncellenecek olan web sitesinde zaten oluşturuldu. İşbirliğinin daha da genişletilmesi Ermenistan Cumhuriyeti'ni farklı açılardan keşfetme, derginin sadık aboneleri, seyahat şirketleri ve web sitesinin ziyaretçiler için tanınır hale getirme fırsatı verecektir. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Hrayrık ve Menk adlı toplulukların icra ettiği Hamşen oyunlarını sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.